milli savunma sanayimizde 20 tane önemli yapılan etkin bir takım silahlarımız. Gelin beraber bakalım. Sevgili dostlar, merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Yorumlarda görüyoruz, diyorsunuz ki hocam Yunanistan vesaire bu şekilde savaşa hazırlanırken bizim ne gibi hazırlıklarımız var, diyorsunuz. Ben elimden geldiği kadar kısmen de olsa bunları anlatmaya çalışıyorum. İşte Türkiye'nin tarihten gelen ordu millet anlayışına sahip olması, her Türk asker doğanın bizdeki bir manasının olduğu, bu anlamda Türk savunma sanayinde çok çok önemli bir takım yeniliklerin olduğu, bununla beraber 15 Temmuz 2016'dan sonra savunma sanayine ağırlık verilerek aslında Türkiye'de olası bir savaşa hazırlık yaptığını, bu savunma sanayindeki gelişmelerde Roketsan, Havelsan, Aselsan, aynı şekilde Bayraktar vesaire bunlarla alakalı sizlere kısmen de olsa bu hazırlıklardan bahsediyorum. Ama tabii Türkiye'nin özellikle milli savunma sanayindeki 20 önemli bu yaptığı efendim milli savunma sanayindeki gelişmeleri 20 tanesini size derledik, toparladık. Bu anlamda bugün anlatmak istedik videoda. Neden? Çünkü yapılan çok önemli yenilikler de var. Şimdi biz Bayraktar TB2'leri biliyoruz. İşte efendim inşallah dahil olacak envantere. İnsansız savaş uçağı Akıncı'yı biliyoruz. Fırtına obüslerimizi biliyoruz. Atak helikopterlerimizi biliyoruz vesaire. Ama bunlardan ziyade çok farklı yapılan bir takım önemli hususlar da var. Yani mini akıllı mühimmatlardan, yani MAM'dan tutun da çok çok önemli yapılan bir takım yenilikler de var. Bunları da sizlere bugün sunmak istiyoruz. İşte gelin beraber bakalım milli savunma sanayimizde 20 tane önemli yapılan etkin bir takım silahlarımız. Bunları tek tek inceleyelim. Sevgili dostlar, Vuran. Şimdi ilk birden veya işte karışıkta başlarsak Vuran çok önemli. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polis Teşkilatı için üretilen çok amaçlı zırhlı araç. Vuran çok önemli. İsmi bu. Vuran 4x4 BMC tarafından geliştirilmiştir. Özellikle Vuran 4x4 aracı 9 kişilik taşıma kapasitesi, yüksek koruma ve hareket kabiliyetiyle monokok tipte zırhlı kabini ve camları, şok emici koltukları ile mayına ve balistik tehditlere karşı sevk edilen Mehmetçiğimizi korumaya yönelik yüksek düzeyde güvenlik zırhlı bir araçtır. Güvenlik zırhlı bir araç. Yüksek düzeyde güvenlik zırhı bulunan bir araçtan bahsediyoruz. Vuran. Bu çok çok önemli bir proje. Yine başka bir projemize bakacak olursak keskin nişancı tüfeği. Bakın çok önemli. KNT keskin nişancı tüfeği, bu da önemli. Bu silahımızın gündüz optikleri, termal görüş açısı, gece görüş ve lazer işaretleyicisi sistemlerini üreten 3E firmasının geliştirdiği sistemler Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kolluk Kuvvetlerimizin de aynı şekilde hizmetine sunuldu. Bu da çok önemli. Zaten biz anlatırken resimlerde de görüyorsunuz sevgili dostlar. Gelelim Aselsan Sarp. Bu da çok önemli sevgili dostlar. Aselsan Sarp uzaktan komutalı stabilize silah sistemi. Taktik kara araçlarında ve sabit tesislerde hava ve kara tehditlerine ve asimetrik tehditlere karşı kullanılmaktadır. Aynı şekilde hareket ihtiyacına uygun olarak sisteme farklı silahlar da takılabilmektedir. Bu anlamda büyük öneme sahip yine Aselsan Sarp. Gelelim diğer bir önemli milli savunma sanayindeki hamlemize. Cirit füzesi. Bakın çok önemli, ismi de güzel. Cirit füzesi. Cirit 2.75 lazer güdümlü, zaten yeni nesil bir füze. Lazer güdümlü füze taarruz helikopterlerinden hafif zırhlı, zırhsız, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılan yüksek hassasiyetli ve maliyeti emsallerine göre bakın oldukça düşüktür. Emsallerine göre maliyet anlamında da oldukça düşüktür. Üstelik yeni nesil bir füze olmasına rağmen bunu da söyleyelim. Gelelim Fırat M60D. Bu ne sevgili dostlar? Aselsan tarafından özellikle modernize edilen M60D tanklarının sahada göstermiş olduğu yüksek başarı doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki tüm M60D tanklarının modernize edilmesi kararlaştırıldı. Yani Altay tanklarıyla birlikte bu tankların da modernize edilmesi kararlaştırıldı. Bu da çok önemli bir gelişme. Bunu da söyleyelim. Fırat M60D tankları. Gelelim kargo. Bakın bunun zaten tanıtımı yapılmıştı. Kargo çok çok önemli. Asimetrik harp veya anti terör alanlarında kullanılmak üzere tek asker tarafından taşınabilen, kargo otonom veya uzaktan kumanda ile çalışabilen döner kanatlı milli vurucu İHA çözümüdür. Yani bu kargo ile alakalı
özellikle Suriye'nin kuzeyinde ve İran kuzeyinde yapılan bir takım operasyonlarda kullanıldığını biliyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın son zamanlarda yaptığı nokta atışı başarılı operasyonlarda aynı şekilde kargonun da bu anlamda önemi büyük. Bunu da söyleyelim. Gelelim sevgili dostlar yine önemli Bora ve Kasırga füzeleri. Kasırga roket sistemi büyük tahrip gücüne ve uzun menzile sahip 300 milimetrelik TR-300 ailesi roketler ve derinlikteki kritik bölge hedeflerine karşı topçu birlikleri tarafından Roketsan tasarımı T-122 ve 300 çok maksatlı, çok namlulu roket atar sistemi ile beraber entegre olarak kullanılıyor. Yine bununla beraber TR-300 roketleri katı kompozit yakıt teknolojisine de sahiptir. Bu anlamda da önem teşkil ediyor. Gelelim sevgili dostlar T-122 CNRA. Bu da önemli. Roketsan firması tarafından geliştirilen T-122 CNRA çok namlulu roket atar sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Bunu da söyleyelim. Hazır kullanılan, aktif olarak kullanılma devam edilen roket atarlar grubunda. Roketsan'ın ürettiği T-122 CNRA'lar. Gelelim son füzesi. Çok etkili bir füze sevgili dostlar. Son füzesi. Hava savunma sistemlerinin etkili menziline girmeden hedeflerin büyük bir doğrulukla vurulmasını sağlayan, durağın satı hedeflerine ve hareketli su üstü hedeflere karşı etkin bir şekilde taarruz kabiliyeti bulunan uzun menzilli havadan sata yani bölgeye doğru atılan turbojet motorlu seyir füzesidir. Bu Yunanistan'ı korkutan füzelerden biriydi. Bunun envanterden çıkması Yunanistan'ı çok korkutmuştu. Özellikle son füzesinin yavaş yavaş envanterden çıkıp Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine verilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine geçmesi Yunanistan'ın hiç istemediği hususlardan biriydi. Tıpkı yaptığımız Milgen projesi ve TCG Anadolu projeleri gibi Yunanistan'ı rahatsız eden hususlardan bu da son füzesi. Gelelim Roketsan Umtaş Tank Savar Füze Sistemi. Lazer güdümlü uzun menzilli tank savar füze sistemi öncelikle taarruz helikopterlerinden kullanım için geliştirilmiş hassas güdümlü bir tank savar füze sistemidir. Bunu da önemli Roketsan Umtaş Tank Savar Füze Sistemi. Gelelim sevgili dostlar gururlarımızdan biri yine hepsi gururumuz ama Atak helikopterinin yeri çok ayrı. T-129 Atak helikopterlerini dilerseniz inceleyelim. Yakın hava desteği görevleri ve çok amaçlı görevler için tasarlanmış olan T-129 Atak helikopterleri ağır silah yükü ile zorlayıcı sıcak hava, yüksek irtifa görevleri için optimize edilmiştir. Yakın hava desteği görevleri için T-129 Atak helikopterleri 76 adede kadar 70 mm güdümsüz roketler ve 500 adet mühimmat kapasitesi 20 mm top ile donatılmıştır. Bu da bizim milli gururlarımızdan Atak helikopterlerimiz çok önemli. Gelelim sevgili dostlar Aselpot. Aselpot savaş uçakları için tasarlanmış yeni nesil çok algılayıcı hedefleme podudur. Aselpot her biri gelişmiş özelliklere sahip. Aşağıdaki birimleri ve yetenekleri bünyesinde barındırmaktadır. Yani Aselpot da bu anlamda büyük öneme sahip. Ve gelelim mini akıllı mühimmatlara, MAM'lara. MAM-L ve MAM-C diye ayrılıyor. Mini akıllı mühimmat L, mini akıllı mühimmat C diye de ayrılıyor. Bu da çok önemli sevgili dostlar. Mini akıllı mühimmat düşük ağırlığı ile insansız hava araçları, özellikle İHA'larda, hafif taarruz uçakları ve ağırlığın kritik olduğu hava yer görevlerine yönelik geliştirilmiştir. Mini akıllı mühimmatle sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek vuruş hassasiyetine sahiptir. Yani bu füzelerin aslında ilk emsali sabit hedeflere göre üretilse de daha sonra geliştirildiği için, modernize edildiği için hareketli hedeflere de vuruş kabiliyeti yükseltilmiştir. Bu anlamda mini akıllı mühimmatlarda önem teşkil ediyor. Gelelim yine bir diğer önemli gelişme ve gururumuza Milli Savunma Sanayi'nde Milli Piyade Tüfeğimiz MPT. Sevgili dostlar, Milli Piyade Tüfeği MPT 76 üzerinden geliştirilen Milli Piyade Tüfeği MPT 55 silahı aynı şekilde yıl sonu seri üretim aşamasına geçilecek olan önemli silahlarımızdan biridir. Bu da gayet önem teşkil ediyor. Gelelim serçe İHA'lar. Bakın bunlar da önemli. Roketsan şirketinin insansız hava araçları için geliştirdiği yeni tip mühimmat olan mini akıllı mühimmat L, mini akıllı mühimmat C bombaları için oluşturulmuş önemli bir takım gelişme göstermiş insansız hava araçlarımızdandır. Serçe İHA'lar. Kendilerini ilk defa Baykar Makina Kale Kalıp Ortaklığı tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava aracında gördüğümüz mühimmatlar atış sırasında Roketsan tarafından geliştirilen harp başlığına sahip mini akıllı mühimmat L'yi de bu anlamda kullanmıştır. Yani bu derece önem teşkil ediyor bu da. Gelelim diğer bir gururumuz. Özellikle Suriye'nin kuzeyine yapılan harekatlarda ismini çok duyduğumuz fırtına obüsleri. Bakın çok çok önemli bir hareket kabiliyetine de sahip.
30 saniyede yer değiştirme kabiliyetine sahip ki bu da vurulmasını engelleyen en önemli gelişmelerden biridir bu fırtına olmuşlarında. Bu önemli. Türkiye'nin kendi ürettiği, altını çizelim, Türkiye'nin kendi ürettiği ilk topçu sistemi olan T-155 fırtına obüsü F-16 savaş uçaklarından sonra en etkili silahların başında geliyor. Bakın, F-16 savaş uçaklarından sonra en etkili silahların başında geliyor. Fırtına obüsleri hareket halindeyken 30 saniye içinde atış görevine hazırlanabiliyor. 1 dakika içinde sevgili dostlar, hani o televizyonlarda görüyorduk ya, 6 top atışı gerçekleştirilebilen bu fırtına obüsleri atış görevinin tamamlanmasının ardından 30 saniye içinde mevzi değiştirilebiliyor. Ve böylece düşmanın karşı ateşine maruz kalma riskini minimum düzeye indiriyor. Fırtına obüsleri de bizim için, Türk Silahlı Kuvvetleri için, Türk ordusu ve Türk devleti için büyük öneme sahip. Çok çok önemli bir projeye, Altay Milli Tank Projesi. Koç grubuna bağlı Otokar'ın ana yüklenicisi olduğu projeye 2007 yılında başlandı. 3. nesil ana muharebe tankı olarak geliştirilen Altay tankı ismini, o da çok önemli, Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kol Ordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay'dan almıştır. Yine Altay tankı da bu anlamda bizim için çok çok önemli. Yine bir diğer önemli, deniz kuvvetleri için büyük öneme sahip olan MİLGEM projesi, yani Milli Gemi Projesi. Milli ve gemi kelimelerinin kısaltılmalarından üretilen MİLGEM projesiyle milli imkanlarla modern muharip gemi üretilmesi amaçlandı. TCG Anadolu bu anlamda çok çok büyük önem taşıyor. Geminin tamamen özgün öz dizaynı 2004 yılında tamamlandı ve geminin ilk kaynağı sevgili dostlar 26 Temmuz 2005 tarihinde İstanbul Tersane Komutanlığı'nda atılarak geminin inşa sürecine başlandı. Nitekim bu da bizim için büyük öneme sahip projelerden. Gelelim sevgili dostlar, bitmedi, devam ediyoruz. Hazırlıklar var mı diyordunuz. Bakın ne hazırlıklarımız var. Yani benim söylediğim bu 20 tanesi. 20 taneden hariç olarak yapılan hazırlıklar da var. Onlar da önemli. Serhat Hava Tespit Radar Sistemi. Tamamen yerli ve milli olarak üretilen Seyyar Havan Tespit Radar Sistemi atılan havan mermilerinin tespit ve takibini yaparak çıkış yerlerini hesaplıyor. Böylece o havan mermilerinin olduğu yer mevzi çok rahat bir şekilde bombalanabiliyor. İHA'lara vesaire bu anlamda teknoloji iletilerek o mevziler bombalanabiliyor. Bu da önemli. Hava radar tespit sistemimiz. Ve gelelim milli gururumuz. Yine aynı şekilde Karabağ Savaşı, Libya, Ukrayna, pek çok yerde göğsümüzü kabartan Bayraktar TB2 insansız hava araçlarımız bu anlamda çok önemli. Bu arada insansız savaş uçağı diyordum. Akıncı da, o da hazırlanıyor, yani prototipi çıktı. Bununla alakalı da Sayın Selçuk Bayraktar çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. Hatta Görücü'ye de çıkmıştı bu anlamda. Akıncı bizim için büyük öneme sahip. Anka SİHA'lar aynı şekilde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ama Bayraktar TB2'ler gerçekten büyük gururumuz ve gerçekten de kendini savaşta kanıtlamış bir, bu anlamda insansız savaş hava aracı. Bu da önemli. TSK envanterine giren ilk yerli ve milli SİHA sistemi Bayraktar, yani silahlı insansız hava aracı. SİHA sistemi Bayraktar TB2 önceki iç güvenlik ve sınır ötesi harekatlarda olduğu gibi güvenlik göçlerine destek oluyor. Bayraktar firması daha sonra geliştirerek ürettiği İHA SİHA'larla TSK'nın ihtiyacı olan tüm hava araç ve gereçlerini karşılamayı başarmıştır. TB2 İHA ve SİHA silah mühimmat gibi yükler taşıyabiliyor. Bununla alakalı da yakında yeni prototiplerinin çıkacağı, yeni bir takım modernizasyonların olacağı haberleri de geldi. Türkiye'de bu anlamda büyük, gerçekten inanılmaz derecede milli savunma sanayindeki başarılardan biri bu. Bir daha söyleyelim. Hem Karabağ'daki savaşta, hem Libya'da, hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda, İran kuzeyindeki operasyonlarda, hem de Ukrayna'da kendini kanıtlamış bir insansız, silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'ler. Hakikaten bunlar, yani bu saydığımın hepsi, 20 tane saydım. Hepsi ayrı ayrı gururumuz. Dolayısıyla bizim de bu anlamda yaptığımız hazırlıklar tabii ki birilerinin canını çok sıkıyor, işlerine gelmiyor. Onlar özellikle, bakın, Yunanistan Heron konusunda şimdi İsrail'den çare medet umuyor. 23 tane Heron kiraladı bunlara İsrail. Ama kiralaması yetmiyor, satın alması da lazım. Çünkü biliyor ki bizim insansız hava araçlarımıza mukabele edecek güçte bir insansız hava aracı şeyi yok. Yani büyük bir envanteri yok Yunanistan'ın. Dolayısıyla Yunanistan insansız hava araçlarında dışa bağımlı. Bunu da biliyor. Bu açığı da kapatmak istiyor ama çok geç. Türkiye o ne yaparsa yapsın kendi ürettiği, yani bu insansız hava araçları vesaire saydığım bu şeyler, dolayısıyla onlar da bunu bildiği için işlerine gelmiyor. Her ne kadar drone savar adalara yerleştirseler de, Limna Adası, Girit Adası gibi adalara, ne olursa olsun Türkiye
Bu anlamda milli savunma sanayindeki o efendim yaptığı bütün bu hususlar, saydığımız bütün bu milli gururlarımız tek tek savaş zamanında çok çok önemli görevlerde alacağı belli bunların. Dolayısıyla birçok devletin, sadece Yunanistan'ın değil, birçok devletin işine gelmiyor. Ama inşallah bu saydığım 20 taneden hariç olarak yapılan bir takım yeni gelişmeler de var. Bunlar da en kısa zamanda inşallah diyelim TSK envanterine de katılacak. Bundan şüphemiz yok. Her geçen gün daha da artıyor ve daha da artacak. Milli savunma sanayinde yapılan tüm bu gelişmeler, bakın, kesinlikle ve kesinlikle siyasi ve herhangi bir şeyden bağımsızdır. Bu Türk devletinin en önemli hamleleridir. Bunu görmemiz lazım. Evet sevgili dostlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir takım atladığımız hususlar varsa da bunları siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben sadece o 20 tanesini aldım. Tabii daha fazla da bunu çoğaltabiliriz. Evet, hoşça kalın.